İsmim Şeref Yılmaz. 1 Nisan 1967 yılında Antalya'da doğmuşum. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Fakülteyi bitirdikten 2 sene sonra Sovyet Rusya dağıldığı için Özbekistan'a gittim. Orada 3 sene Türkçe dersi öğrettim. Başta Semerkant, Alişir Nevai Devlet Üniversitesi olmak üzere Türk okullarında, Özbeklerin kendi kurumlarında, kuruluşlarında Türkçe dersleri ve kursları verdim. Daha sonra yabancılar için Türkçe kitabı yazımıyla meşgul olmak üzere Türkiye'ye döndüm. Arkasından Fatih Üniversitesi'nde 4 yıl Türk dili dersleri verdim, hocalık yaptım. Master'ımı burada bitirdim. Daha sonra da Avustralya'dan Türkçe öğretmem için teklif geldi. Ben bu davete icabet ettim. Orada da 2 senem geçti. Sydney'de kaldım. Orada da başta Türk toplumu olmak üzere yabancılara Türkçe dersi öğretimiyle, teknikleriyle meşgul olduk. Bilgi verdik, bilgilendirdik, sistem kurup döndük. Şu anda İstanbul'da Kaynak Yayın Grubu'nda yayın yönetmeni olarak görevime devam etmekteyim. Ergon Hasreti isimli kitap bir deneme kitabı. Denemeler, deneme duyguları ifade etme açısından en rahat tür. Bundan dolayı belki son dönemlerde denemenin yükselen bir trendi var. İtibar gören bir tür. Bu daha 70'lere kadar deneme diye bir türün varlığından çok haberdar değildi insanlar. Ama duyguları rahat ifade etme açısından insanların tercih ettiği bir tür. Erguvan edebiyatımızda iyinin, güzelin, hayırın, temizliğin sembolü olarak değerlendirilebilir. Bu itibariyle kitabın ismi Erguvan olacaktı. Ancak kitaptaki denemeler, kitabı oluşturan denemeleri sıktığımız zaman ya da ince kıyım bir nazarla baktığımız zaman değişmeyen bir duygu damlıyor. O da hasret duygusu. Öyle olunca Erguvan hasreti şeklinde kitabın ismi oluşmuş oldu. Bu hasret bazı denemelerde geçmişe özlem, maziye özlem şeklinde tezahür edebiliyor. Bazı denemelerde manevi milli değerlere özlem şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazı denemelerde de solmayan, pörsümeyen ne karşı, ebedi olana karşı özlem şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ama kitabı oluşturan denemelerin hepsinde bir ortak konu var ki o da hasret, hasret duygusu. Belki bunun sebebi şu olabilir. Bu kitaptaki denemelerin çoğu dünyanın dibi diye nitelendirdiğim Avustralya'da kaleme alınmış yazılardı. Orada haftalık Türk yayın organlarında. Belki de Türkiye'ye olan hasret ve özlemle kaleme alınmış yazılardı. Bundan dolayı Erguvan Hasreti şeklinde kitabın ismi oluşmuş oldu. Kitap bizim kültürümüze dair bazı tebessüm ettirecek denemelerin yanı sıra edep yahu gibi, hüzün gibi düşündürecek, bizi hüzünlendirecek bir takım mesaj veren, üzerinde bizi düşünmeye sevk eden çeşitli denemelerden oluşuyor. Ama dediğim gibi burada değişmeyen bir duygu var, hasret duygusu. Erguvan Hasreti de bu şekilde bir deneme kitabı.